Evet arkadaşlar, Enis Joker hakkını kullandı. Joker hakkını çok iyi kullandı. Karşısına bir tane öğrenci arkadaşımız çıktı. Doğru cevap verdi. 150 TL ödülü Enis. Baştan da söylemiştim. Gönlü çok büyük. Paylaşmak istedi. 75 TL'yi arkadaşımıza verdik ve uğurladık. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet Enis'im. Her şey sende. Yeşilden devam edelim. Arkadaşlar koyu bir yeşil aldı. Enis açabilirsin onu da bunun için. Okuyorum. Evet arkadaşlar, soruyu okuyoruz. Ankara ne zaman başkent olmuştur? Arkadaşlar, Ankara ne zaman başkent olmuştur? Bu da benden size bir soru arkadaşlar. Videoyu burada durdurup lütfen siz de bu güzel soruyu öğrenin. Evet Enis'im, seni dinliyorum. Benim cevabım 1923. Arkadaşlar cevabı 1923. Doğru cevabı Enis bildiği için 100 TL ödülünü veriyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Evet Enis'im. Önce ücretini ödüyorum. Enis'im lütfen buyur. Ve ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Enis. Çok güzel gidiyorsun Enis. Harika gidiyorsun. Umarım başarırsın. Umarım başarırsın. 1500 TL'yi sen alırsın umarım. Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Enes tavşan, tavşan Enes falan filan işte. Buyur kardeşim. Kızmıyorsun değil mi öyle söyleyeyim? İstanbul'da. Ya harikasın sen ya. Yeşil. Gerçekten çok harika birisin. Tebrik ederim. Evet, yeşil bir zar, yeşil bir zar. Bakıyoruz, bakıyoruz. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nerede yazmıştır? Ayasofya'da yazdığını düşünmüyorum. Şimdi... Bence... Ve Ankara Ayas Dergahı diyorum. Arkadaşlar, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nerede yazmıştı? A. Ankara Ayasofya, B. Ankara Ayas Dergahı, C. Ankara Keçiören Camisi, D. Ankara Taceddin Dergahı. Arkadaşımız ben dedi Ankara Ayas Dergahı soruyu cevaplayamadığı için malum şafir Nurullah Bey'e dönüyoruz. Umarım bu soruyu cevaplayabilir. Ödülümüz de bu esnada arkadaşlar yine düz oldu. 100 TL. Evet, sendeyim Nurullah Bey. Ankara Taceddin Dergahı. Arkadaşlar doğru cevap Ankara Taceddin Dergahı'ydı. Evet, 100 TL ödülünü Nurullah Bey'e ödüyoruz ve yarışmamıza Nurullah'la devam ediyoruz. Evet. Ücretini aldınız efendim. Rica ederim. Ne demek? Güle güle harcayın. Ama lütfen kumarda harcamayın. Evet arkadaşlar. Evet. Abi. Açık mavi bir zar. Açabilirsiniz Nurullah abi. Açabilirsiniz. Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl gerçekleşmiştir? Arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl gerçekleşmiştir? Benim yaşıma uygun bir soru. 1974 A şıkkı. Arkadaşlar doğru cevap 1974 A şıkkı doğruydu. Ödülümüz 50 TL'ye düştü arkadaşlar. Neden? Çünkü bu sorunun ben ödülünün 100 TL olduğunu görmüştüm. Ama yanlış görmüştüm. 29 ile 28 karıştırmışım burada. Onun için 50 TL ödülünü ödüyoruz arkadaşlar. Geçerliymiş arkadaşlar. Benim için de geçerli. Sorulara devam efendim. Açılacak tarafımız çok. Buyurun efendim. Ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Yaptığın işe göre bu nasıl bu yarışma? Kolay mı? Kolay para. Başka? Programın devamını bilirim. Konseptler ben olayım. Arkadaşlar, para kazandıkça Nurullah Bey konsepti de beğendi. Hep yarışmacı olmak istiyor. Valla çok güzel. Çok güzel. Rica ederim yani. Açalım bakalım. Arkadaşlar, açtık sorumuzu. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır arkadaşlar? Türkiye'de belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır arkadaşlar? Hepiniz kendiniz bu soruyu kendinize sorun. Evet, seni dinliyorum efendim. 6 yıl. Arkadaşlar, yanlış cevap geldi. Onun için dönüyoruz sayın arkadaşıma. Arkadaşlar soruyu
Enes arkadaşımıza soruyoruz. Evet Enes arkadaşım, soru sende. Belediye seçimlerinin 5 yılda bir yapıldığını düşünüyorum ben. Cevabım C şıkkı 5. Arkadaşlar, doğru cevap 5 yılda Enes'in ödülünü ödüyoruz. Enes'i de aynı zamanda tebrik ediyoruz. Enes, tebrik ederim. Ya çok durgun gözüküyorsun Enes. Kazanamadın mı? Kazandın yeterince. 250 TL kazandı arkadaşlar. 50 TL'de bu ödülünü veriyoruz. 300 TL oldu ama Enes hala gülmüyor. Ne eder? Enes güler misin? Bana daha fazlasını lazım çünkü. Arkadaşlar! İkisinde daha fazla diyor. 15 TL ödülü biri alacak ama. İki kişi değil arkadaşlar. Soru ve cevaplarımıza devam ediyoruz. Buradayız arkadaşlar. Bu kanaldayız. Güneş Akkaya TV'deyiz arkadaşlar. Umarım bunu size geçirebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yarışmamıza Enes'le devam ediyoruz. Evet Enes'im. Sen neyin? Buyurun. Özür dilerim size. Toplumu döndüm ama şöyle biraz yandırayım. Evet sen neyiz efendim? Bakalım. Evet. Seni dinliyorum Enes. Bak bakalım. Osmanlı Devleti'ndeki toprak kaybı hangi anlaşmayla olmuştur? Sanırım en büyük toprak kaybından bahsediyorum burada. Arkadaşlar Osmanlı Devleti toprak kaybı hangi anlaşmayla olmuştur? Ben C. Karlofça Anlaşması diyorum. Evet arkadaşlar, ben önce soruyu sizler için okuyorum. A. Ankara Anlaşması, B. Pasaportça Anlaşması, C. Karlofça Anlaşması, D. Prut Anlaşması. Doğru cevap C'ydi arkadaşlar. Ödülümüz 100 TL'ydi. 350 TL kazanmış oldu böylelikle Enis arkadaşlar. Enis'e tekrar parasını ödüyoruz. Enis buyurun. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizle beraberiz. Nurullah abi, ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Bana ne zaman gelecek? Sana ne zaman gelecek? Enes izin verirse size gelecek efendim. Verir mi? Benden maalesef var ama çünkü evet. Hadi bakalım, güzel bir soru çekti. Duyduramıyoruz kendimizi de o yüzden. Lan rakibine ama ne? Lan rakibine duyuyorsun, neler söylüyor? Evet. Çünkü bana gelsin, ben istiyorum. Paranın tadını bir kez aldım, o yüzden hepsini ben almayı düşünüyorum artık. Vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar yumuşak kalp ya artık bıraktı, neden? Çünkü araya para girdi arkadaşlar. Para her şeyi bozuyor nedense. Bu Napolyon ne yaptı bize böyle? Bu dünya ulusunda neler yaptı Napolyon? Devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun arkadaşım yarışma hakkında, rakibin hakkında? Nasıl gidiyor? Kendisi ona vermeyi düşünmüyorum. Evet. Paraları hep kendim kazanıyorum. Beyefendiye de hiç sıra geleceğini zannetmiyorum. Duyuyorsunuz rakibinizin sözlerini. Gayet iyi duyuyorum. Elbette sıra bana gelecek. Getirmeyeceğim bunu. Bir anlaşma yok değil mi bunda ya? Takılı kaldık buraya yani. Şu anda gördüğüm gibi Enes 350 TL kazandı. Sana bir türlü geçmiyor. Hatta sözleri de biraz bana göre ağır. Yok ki. Ya düşünsene canım abicim. Şunu söylüyor. Ben rakibe bunu geçirmeyeceğim. Yani bu nasıl yani? Hafife mi almış oluyor efendim sizi? Göreceğiz şimdi. Ben eze eze kazanacağım yani. Arkadaşlar Enes masaya vuruyor. Ben bunu kazanacağım diyor. Nasıl kazanacaksın Enes? Gönderin gelsin. Gönder gelsin. Gönderiyorum Enes'e bakalım. Rakibinize gönderiyorum efendim. Buyurun Enes Bey.